Kingdom Reborn'un ikinci bölümündeyiz. İlk bölümümüzde ne oldu? Ben oyunu çok bilmediğim için biraz incelemekle falan geçti. Böyle biraz sıkıcı olmuş olabilir. Hala bilmiyorum ama öğreneceğiz. Biraz yavaş ilerliyoruz. Bayağı bir açlık sıkıntısı falan çekmiştik. İşte işçiler niye çalışmıyor ulan falan diye böyle bir isyanımız oldu. Sonra onları bir tık düzelttik, anladık. Devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Ne kadar genişleyebileceğiz. Zaman olarak ne kadar sıçrayacağız. Bana yardımcı olabilirsiniz fikirleriniz varsa, bilginiz varsa eğer. Böyle oturup saatlerce oyunu da araştırıp öğrenip biliyormuş gibi davranmak istemedim. Yani bunu yapabilirdim. Hiç de anlaşılmazdı. Sonuçta anlayabiliyoruz yani her şeyi. Ama ne bileyim hani böyle yaşadığım saçma sapan anlamsızlıkları da görün istiyorum. O yüzden böyle takılıyordum yani. Yeni oyun deneme olaylarında böyle yapmayı seviyorum yani. O zaman devam. Sorunları bayağı çözmüşüz aslında. Güzel bir yiyeceğimiz var. Bunun ne kadar yetiyor onu bilmiyorum ama tüketimi 221'miş, üretimi 129. Ucu ucuna. Burada ne kadar işçi var? Burada yok. Bu işçi olmaz çünkü ağaca tıklamışım. 2'de 2. Şu abi şu. Oyunun bazı mallıkları var. Bak şuraya tıklayamıyorum. Bunlar full çekiyor. Burada bir kişi çalışıyor. Siz birer kişi bir çalışın. Bana işçi lazım çünkü. Tamam sizi çoğaltırız sonra. Bu ne? Meyhane. Abi şu. Bu çalışacak işçi sayısı mı? Evet. İnşaatçıları artır abi. 6'ya çıkart. 2 kişi mi boşa çıkarttım ben? Neyse aman salla. Burada otomatik yükseltebiliyormuşum. Aslında ben unuturum sonra burayı düzeltmeyi. Şunları düzelt abi. Ben bunu yükselt. Geldiği kadar gelir sonra. Ben unuturum. Gerçekten unuturum. Sonra patlarız. Niye bu böyle falan diye. Şunu da normal yükselt. Benim işçi inşaatçım olmazsa hiçbir işe yaramaz. Tamam. Evden çok uzak değil kardeşim. Şurası yapılınca düzelecek. Ağlama. Bir ağlama. Çoğunluğu. Kaç kişiyiz? 15. 6 tane de çocuk var. İnşa edildikten sonra iş önceliğini küresel yönetme becerisi kazanırsınız. Tamam. Olur. Kazanalım. Şu inşaatları bitirin. Daha çok inşaatımız var. İnşaatımız var ve ev kapasitesi dolmuş abi. Ev yapmamız lazım. Ev lan bu. Bir dakika. Tamam, iyiymiş. Şöyle bir ev. Şuraya ev kurabiliyor muyum? Tamam, buraya da kur. Şöyle bir ev. Ters oldu sanki ama. Oyun güzel ama bazı olayları biraz gıcık. Arayüz kullanımı falan biraz gıcık yani. Yani mesela ben çalışan çalışmayan işimi görebilmek için şöyle bir şey varmış. Şu an ekranda o kadar kalabalık ki göremiyorsun. Ama şöyle yapmam lazım. Şuradan işçi 0, inşaatçı 6, çalışan bilmem ne buradan görebiliyorum. Devam. Henüz şu evler bitmemiş gerçi ama. Bitirirsiniz siz. 6 kişi verdik. Doğru değil. 500 üretim balık. Yapıyor musunuz abi? Yapıyor. Tamam. Burada çalışanlar yok henüz galiba. Bu full burada çalışıyorlar. Burası neymiş? Meyhane. Tamam. Meyhaneyi bitirin abi. Mutluluğumuz bir tık artsın şöyle bir. Sonra ayarlarız. Şimdi acaba burada işçi diye tıklamam. İşçileri sabit tutup işçi olmayanları mı çalıştırıyor? Sonuçta herkes bir iş sahibi olmayabilir. Boşta insanlar dolaşabilir. Onu da çözeceğiz. Şifalı bir sayı düşük. O zaman bir şifacı, bir müfacı bir şey var mı? Yok. Vazgeç bu burada bir dursun. Onu araştırmayla mı çizelim acaba? Alet sayımız düşük, anladım. Olacak. Birazdan meyhane açıldı. Tamam. Servis kalitesi 95.
Şimdi biz taş bilmem nesi kurmuştuk. O şurada mı? Yok, bu evmiş. Ticaret merkezi. Taş kurmadık mı? Taş ocağı değil ya. İstihdam bürosu. Bu ne? İş önceliğinin yönetilmesini sağlar. Güzel. İstihdam kurumu. Ben istatistiği görmek için ve istihdam bürosu, ya bunların ikisini niye ayrı ayrı görüyorum şimdi? Hani biraz saçma. Ki biz binlerce yıl öncesini oynadığımızı düşünürsek, burada bir tane adam çıkıyor, sen şunu yap, sen şunu yap diyor. Bitiyor olay yani. Hani abartmayın. Hepsini ayrı ayrı bina. Hani bilmiyorum. Hadi onu yaptık oğlum. Ben taş şey alet bilmem nesi yapmadım mı ya? Şuraya yapmışım, tamam. Hatırlıyorum çünkü. Bu da bitmek üzere. Birazdan düzelir. Taşımız. Aa, biz taş madenciliği yapmıyoruz ki. Biz sadece altın çıkartıyoruz mal gibi. Bir dakika. Şuraya taş. Niye lan? Oğlum böyle bir ses çıkartıyorsun ki sanki oyun çöküyor. Ben mesela o inşaatçı muhabbetini çözememiştim. Böyle mal gibi bekliyorum. Niye yapmıyor lan bunlar falan diyorum. Eksi 40'a düşmüş imkanımız. Dur bir ticaret yapalım. Daha zamanı varmış. Bu daha 110. Güzel. Güzel bir daha gelmeye başladı. Oğlum, ev çok uzak deme bana. Gerizekalı. Bakta kaldı bak. Şuradaki uyarı geçmiş. Bu hala ev çok uzakta diyor. Hani evle işin yok senin. Bir dakika, çama tıklamışım. Ne? Bu bina evlerden çok uzak. Bu binanın verimli çalışmasını sağlamak için yakınlarda yeni bir ev inşa edin. Ben olayı çok yanlış anlamışım bunu. Tamam, sana bir ev yapalım biz. Kusura bakma kardeşim, benim saflığımmış. Sana şöyle bir ev inşa edelim. Niye eve ihtiyaç duyduğunu anlamıyorum. Balıkçı git gel yapmıyor galiba. Ben balıkçıyım, sabit dururum diyor anladığım kadarıyla. Storage 35'te 17'sini kullanıyoruz ama hepsi şey değil. Etleri buraya yığıyorlar. Buraya başka ne koyuyormuşum? Buraya et, domuz eti ve av eti koyuyormuşum. Sonra bu ne binası? Meyve. Meyveleri de buraya koy abi. Boş yere orada şey olmasın. Papaya. Meyve nerede? Meyve. Çıkmıyor ki meyve yazınca. Bari harf sırasına göre yapsaydınız lan. Ben oturup meyve mi arayacağım ya? Kaldırdı mı lan? Domuz eti, av eti, bal, portakal, süt, buğday, üzüm, yaban, kabak, patates, sığır. Oğlum, çatlayacağım şimdi. Bunun depolamaya ihtiyacı olmayabilir de gerçi. Zaten iç de yokmuş içinde. Tamam. Biraz daha takılsınlar. Depolama sorunu yaşarsak hallederiz. Şimdi bu depolama alanında kim çalışıyor? Yani çalışmaya ihtiyacı duymuş. Tamam. Abi yiyeceğimiz güzel. Yiyecekten kurtardık. Şu taş madeni, bu taş ocağında çalışırlarsa eğer, ki hiç çalışan yok. İnşaatlarımız bitti mi? Tamam, inşaat bittiğine göre insanları serbest bırakabilirim. Biraz serbest bırakayım takılsınlar. Ben bitmedim. Teknoloji ağzını göster. Bira fabrikası oluşturduk ama bira fabrikasına malzeme koyamayacağız. Niye onu araştırdıysam. Mobilya, çömlekçilik. Ne işime yarayacak? Koyun çiftliği, tamam. Ya oğlum ben yanlış görmüşüm ya. Tamam, bunu araştır. Ne bu? Bira fabrikası, satın al. Bira fabrikası yapsak neyle bira üretiyor? Bende olmayan bir malzemeyle bira üretiyorsa eğer hiç işime yaramaz. Şimdi sen üretim hedefini belirleyin. Ha, tamam, buna gerek yok. Üretim üretebildiği kadar. 5 taş, 5 odunla
biri tane üretiyormuş. Yani. Ama bizim taşımız yok tabii. Çünkü taş ocağında çalışan yok. Şu işçileri kaldır abi. Ve inşaatçıları. İşçi... Yani şimdi bir işçi de ne işçi? Hani bunların işçisini ben sayamam. O zaman şu binaları kuracağım. İstatistik kurumu falan. O bana gösterecek ki ben de orada belirleyeceğim. Tabelet, üretkenlik kitabı, bakım masrafları, konsüm, sürdürülebilirlik. Şunu al yine. Bir dakika kapat. Şunu yine al. Ben taş ocağının bayağı bir üretmesini ve bunun da üretmesini istiyorum. O zaman bir tık buna, bir tık buna, bir de sana işçi verirsek çok güzel olacak. Siz işsiz misiniz? Yok, çalışıyor. Bir dakika, senin ne eksiğin var? Aletler olmadan düzgün çalışamaz. Anladım. Her şey sıçtı yani şu an. O zaman ticaret merkezinden biraz alet alalım. Bizi idare etsin. Aletler nerede abi? He, paramız da yok. Altın satıp altın cevheri ikisi 60 lira. Aletler nerede? Oyunda üretkenliğin çok detaylı olması yani fazla malzeme bulunması güzel aslında. Çok çok güzel. Çoğu oyunda yok bu derinlik. Ama ben bunda alet bulamıyorum. Vallahi alet yok. Var odun alayım. Taşım var mı? Taşta altı var oğlum. Çok da bir işe yaramıyor. Az sonra onlar da düzelecek zaten. Ama neyse. Ticarette biraz para geldi. Şimdi şu istatistik kurumunu, bu ne? Şehir istatistiklerini göster. İstihdam bürosu iş önceliğinin yönetilmesini sağlar demiş. Niye okuyamadım? Öyle yavaş yavaş okudum bilmiyorum. Buraya başka bir şey kur, fabrika falan kurarız. Bu insanları rahatsız etmiyorsa eğer şuraya bir kuralım abi. Ve buraya kaç işçi lazım yapmak için? Hemen yaptılar lan. Adamsınız oğlum siz. Bazı binalar böyle hızlı mı yapılıyor? İş önceliğini ayarla. Tamam. Şimdi meyve topla. İşçi, inşaatçı, yapım aşamasında olan binalara atanan insanlar. 3 tane işçimiz garanti bulunsun bizim. Hiç bakmak istemiyorum onun dışında. Eğer yeterse. Şimdi önce bunu yerini değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Ama şuradan galiba yukarı doğru taşıyacağız. Şöyle otomatik tutup sürükleseydim iyi olurdu. Bak bu güzel bir ekran oldu aslında. Taş nerede? Taş ocağına. Bak ben bunu şimdi buradan tıklayıp en üste mi alacağım? Tamam güzel. Önce taş ocağı abi. Altın hemen o kadar çıkartmasanız da olur. Taş ocağı, odun. Sonra taş alet. Sonra bunları böyle tek tek yukarı çıkartacağım. Tamam, bu ilk üçü tamam. Bunu yükseltmemiz için meyve, mantar çiftliği, balıkçı kulübesi, av kulübesi. Av etimiz çok fazlaymış gerçi. Biz çok fazla av mekanı oluşturduğumuz için onları kapatabiliriz bu arada. Göçmen ofisine yetmiyor şu an insan. Altın madenine yetmiyor. Altın madeni geriye düşsün abi. Çok önemli değil şu an. Göçmen ofisi mesela av kulübesinden gitsin. Çalış yani insan kalmadığı zaman çalışacak. Av kulübesinden gitsin. Aynen öyle. Çok var çünkü. Böyle yaparsak göçmen ofisinde yine kimse yok. Odun kömürü üreticisi. Odun kömürümüz ne kadar bizim? Odun kömürümüz hiç yok. Çünkü odunumuz yok. Neyin önceliğini alalım? Bu neymiş? Balık. Mantar çiftliğimiz bir tane miydi bizim? Ya domuz çiftliği de bir şimdi bir kalsın.
Göçmen ofisi, göçmenler gelsin diye istiyorum. Ha, inşaatçı bir şu an. Bakalım ne olacak. Tamam, zaten yeni yapılan binaya bir kişi gerekiyormuş. O da gidiyor çalışıyor şu an. Bina yapılmayınca sanırım burayı dolduruyor. Bakacağım şimdi, onu izleyeceğim. Yakıt rezervi düşük. Daha fazla alete ihtiyacımız var. Anladım oğlum. Tamam, göçmen ofisine geldi. Altın madeni de bitti. Vahşi kalka dönüşmüş. Şöyle bir durum var. 18 kişi olduk. Toplamda 28 kişi olmuşuz. Tamam, bu görevi bir tık halletmişiz. Daha çok insan için 44 konutumuz var. Ev seviyesi 1.11 demiş. Tamam. Bizim 8 aletimiz oldu şu an. Odun. Odunu da abanırlar ya. Şimdi odun artık sadece kesmeyin, ekin. Dikime öncelik verin. Kes ve dik. İkisini aynı anda yapın abi. Hatta benim bir tane oduncu kulübesi daha dikmem lazım. Çünkü odunu yetiştiremez bunlar. Burada var mı oduncu kulübesi? Var. Şimdi onu da böyle kursam. Kuramam. Çünkü çok fazla malzeme gerektirecek bu. Birikmeden yapamayacağım. İstatistik kurumunu da hemen kuracaksam onu da kurayım abi. Hemen kurdu. Bakıyoruz istatistiklerimiz neymiş mesela. Binalar, nüfus, aveti, üretmek, tüketmek, yıllık toplam bilmem ne, gelir gider, bilim. Yani şunu görmek için bana bina kurdurttuğuna inanamıyorum yani. Tamam, sizin alete ihtiyacınız var biliyorum. Neredesin kardeşim sen? Gel. Bir dakika. Sana tıklayamıyorum. Ya sana tıklayayım. Sana tıklayayım. Yükselt. Bilmem ne carçut. Göçmen ofisine tıklıyor. Şu adam da adama tıklayamıyorum. Neyse, bu olayınız çözülecek. Az sonra çözülecek. Bu ne? Altın madeninde çalışan yok. Çalışmasın. Ticaret yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Avcı kulübelerinde çalışan yok. Etimiz bayağı var. Sonra hallederiz. Ne dükkanları var? Odun kömürü bilmem. Hep bildiğimiz dükkanlar zaten. Vazgeç. Şu an bir şey yapmak istemiyorum. Bunların birikmesi şart. Bu ilaç bölümünün de açılması lazım. Yoksa insanlar ölecek. Göçmen ofisinden. Meyhaneymiş burası. Bu binanın çalışmasını sağlamak için yeterli üretim kaynağı yok. Sen nesin ki, taş alet dükkanı? Anladım. Yani abartmasanız mı? Göçmen ofisim nerede lan benim? Göçmen ofisim vardı. Şu mu? Tamam. Yükselt lan bunu. Yükselt abi, adam gelsin, adam. Mesela ben buradan bir tık yapsam iki kişi mi çalışacak? Hayır, böyle bir şey yokmuş. Abi giderim çok fazla. Mesela gelir. Bu kadar. Devlet geliri bu kadarmış. Gider de bu kadar. Anasının amıydı. Tamam. Çalışan 20'de 28. 28'de 20. Niye? Bir tane işçi de kalmış. İşçi olarak kalma abi. Ve inşaatçı olarak kalma. Çünkü bir şey inşa etmiyorsunuz. Ediyor muydun? Ediyor musun? Pardon. Etmese niye bir yazacak değil mi? Bir kişi inşaatçı olarak görev yapsın abi, tamam. Kömürümüz 41. Kışı geçirtir mi acaba? Hangi mevsimdeyiz onu da bilmiyorum ki. Buna basınca ne oluyor? Arayüzmüş. Arayüz menüsünün simgesi böyle mi olur anlamadım. Borkley Hilt 2 seviyesine geliştirildi. Adam
Düşmanlarım onlar benim. Level 2 olmuş. Ben de istiyorum. Level 2 olacağım. Ne oldu? Başka bir biyom bonusu seçin. Altın hücumu. Fine Forest Link. Tamam. Forest. Ben altın işiyle uğraşıyorum zaten. Odun kömürü üreticisi. Av kulübesi geç. Bira fabrikası odun satın al. Kaç odun? Maksimum 500. Alayım lan. Odun satın alayım oğlum. Çok para. Param çok yokmuş lan benim. Ama altını paraya çevirebilirim. Odunumu ver lan. Orospu çocuğu üzerine tıklayınca da geri sattı kartı. Sanırım. Anlayamadığım bazı şeyler var dedim ya. Archer mı? Aa. Daha askerler. Lahana tohumları. Farming teknoloji. Orta çağ gerektirir demiş. Oğlum ben bir önceki sayfayı araştırmadım ki. Onları araştırmadan yükseltince sıçıyor muyuz böyle? Aa, öncekileri göremiyorum. Ya da bu yeni bir sayfa bilmiyorum. Charcoal burner improvement. Art envanteri. Taş maden iyileştirme. Onlar geliştirmemiş. Şimdi biz tarla yapalım. Belki o kadar çok av kulübesine şuna buna ihtiyacımız kalmaz. Hiç ben bu kadar avcı kulübesine ihtiyaç duymayacağım herhalde ya. Yıksam mı acaba onları? Tarlaya çeviririz. Bunu araştır abi. Şifa bitki tohumları. Kapat. Tarım, sanayi, hizmetler, diğerleri tarım, vazgeç. Şimdi deri çok fazla oldu. Deriyi ürettirecek bir... Ben şunları yıkacağım ya. Şurada. Yıkabiliyor muyum? Bir dakika. Yık. Bunu yık abi. Evet. Şunu da yık. Ve şunu. Şunu yık. Neyse. Bak arayüzünde bazı şeyler sıkıntılı demiştim ya işte. Örneklerden birisi. Tamam, bunlar yıkılsın. Sonra bir daha yaparız. Önemli değil. Hiçbir şey vermedim lan geriye. Vay amına koyayım. Şurada çiftlik. Ha, burada sen çiftçilik yapamazsın diyor. Yapabilir miyim acaba? Yok. Mesela burası üretime elverişliymiş. Ya da benim elimdeki malzeme. O zaman çiftçiliği hiç geliştirmeye gerek yok abi. Bakayım diksem ne olacak? %50, %47. Böyle dikemezsin diyor. Burası %51, %90. Ha, bak buralar çiftlik olur. Mesela burası şöyle çiftlik olsun abi. Tamam. Depolama alanı da burada hazır işte, ne güzel. Hatta yol da yapayım ben oraya. Ha, şöyle tertemiz. Bence çok şekil bir arazi oldu. Ben burayı komple şöyle kapatırım. Onlar göze çarpmaz, bir şey olmaz. Tamam. Bence güzel. Tamam. Şu iş muhabbeti ne var? Altın madeninde 3 kişi çalışıyor. Av kulübesinde çalışan yok. Bunu bir tık yukarı çıkart abi. Av kulübesinde yine çalışsın. Altın madeni 1 kişi. Domuz çiftliğinde çalışan yok. Bir dakika, bunu halletmemiz lazım. Altın madeni yine çalışmasa da olur. Kapat. Odun gelmiyor abi. Odunu ne yapıyorsunuz? Kömür maden... Bir dakika lan, çok kömür üretiyorlar. Kömürü kapat abi. O kadar kömüre ihtiyacımız yok ki, anasını ağlattı. Kömürde kömür. Ve of, eksiye düştük. Altın cevheri. Eksi 60. Altın sat abi.
Tamam. Allah'tan altınımız bayağı var. Ticareti kaçırmayalım. Reyn mi? Ha, 1000 altına savaşçı alıyorum. Olur, yaparız. Altın bize çok iyi. Kömür. Kömür. Kömürü nereye açtım lan ben? Mantar. Meyve. Al. Kömürü nereye açtık? Oğlum paso deri yığmışlar. Bak deriyi de satabiliriz. Deri de satamıyoruz şu an. Kömür. Kömürü kapat abi. İki işçiyi ver başka bir yere. Nereye verdim? Sıradaki altın madeniydi. Çok da gerekli değilmiş açıkçası ama. Şimdilik bir dursun. Hayvan gibi odun harcıyor ya. O zaman şöyle yapacağım ben. Oduncu kulübesini kuracağım abi. Şöyle. Oduncu kulübesinin büyüklüğü bu kadar var mıymış ya? Yanlışlık olmasın. Buradaki ağaçlar gidecek yalnız zaten. Ve çiftliğe şey gerekecek. Bunu geliştirebiliyor muyum? Geliştirmişim. Ağaç kesme teknikleri. 35 tane Iron Tools, demir şeyler istiyor. Bende taş aletler bunlar. Fıstık. Maliyet 40 taş. 40 taşı buna verirsem, vereyim. Çok taşım var. Yükselsin abi. Çok taşımız olmuş. Tam odun artmaya başladı. Her ticaret uyarısını kaçıralım. Yani hiçbir uyarıyı kaçırmayalım. Burada ticaret yapalım. Ne kadar süresi var? 61 saniye. Tamam. Oyun zevkli lan. Harbiden böyle sarmaya başlıyor. Kişiymiş. Soru içmiş o. 44 evimiz var. 23 kişi. 13 de çocuk var. Lan bunlar büyüse. Büyüyün lan artık. Av kulübesi. Av kulübesini sökünce buraya getiriyor. Kartların elinde kalıyor. Güzel. Ama istemiyorum. 80 altına sat. Evet. Karlıymış lan. Altın olarak geri veriyor bana. Ben yalnız önceki araştırmalar imkanını kaybettiysem ağlarım. Hani başka bir sayfa vardı burada ve geçiş noktası bulamıyorum. Mesela şuna tıklasam. Heh tamam buradaymış. O başkaymış ya. Oh korktum amına koyayım. O yüzden buradan şimdi şu bitsin. Buradan koyun çiftliğini açacağım abi. Tamam bitti. Açalım hemen. Ticaretimizin de gelmiş olması gerekiyor. Gel abi ticarete. Dur. Altın. Altın çok. Deri biriksin. Belki deriyi biz bir şey üretiriz. Hayvan gibi üretiriz. Ya ben bunu ucuza mı satıyorum, pahalıya mı satıyorum, başka ülkeyle ticaret yapabiliyor muyum hiç bilmiyorum. Sat abi. 1141. Ticaret limanımı kurabilir miyim artık? Hani artık çok şey olduk biz. Bu şekil itibariyle kurulamıyor galiba. Tamam. Bir dakika oğlum burası iç deniz lan. İç deniz varken nasıl kurulacaksın? Geri zekalı derler adama. Burayı satın alacağım. Alamam. Dış denize açık bir yer yok mu? Mesela şuraya kurulamaz mı? Böyle bir yer satın alsam. Böyle gidip açılır mı ki? Şurayı alayım. 580 alırım. Para bize çok gibi. Tamam. Niye benim şeyim gitti? Görsel. Ne yapmamı istediğini anlayamadım. Benim göstergeler niye gitti abi arayüz?
Ha, uzaklaşınca gidiyormuş lan. Aptallığım tuttu. Neye gidi? Biz de oyuncuyuz. Şimdi yolun ne taraftan çekeceğim? Şöyle çekersem şurada olması daha mantıklı. Tamam. Hemen yol çek abi oraya da. Buradan aşağıya inmek istiyorum. Tam denk getirmişim lan. Var ya böyle dibinden. Tamam. Benim 3 tane işçi mantığım hala çalışıyor mu? Bir tane işçimiz, buraya işçiymiş. Buraya kaç işçi gerekiyor? Belki birden fazla ticaret aynı anda yapabilirsek iş görür. 2 tane işçi gerekiyormuş. Hemen verelim onu. Onu şuradan ayarlayabiliyorum. Ne oldu lan? Saldırı falan mı geldi? 2 tane inşaatçı yap abi. Kış geldi. Yakıt rezervi düşük diyor. Oğlum o kadar yakıtı ne yaptınız? Odun mu yakıyorsunuz lan siz? Aha kömür bitmiş. Vallahi bitmiş. Odun da bitik, kömür de bitik. Oğlum bu odun niye yetişmiyor ya? Bu kadar problem olacağını hiç düşünmemiştim odunun. Of, insanlar ölüyor. O zaman bu bölümümüz de buraya kadar olsun. Bir sonraki bölümde ne yapacağımız çok belli. Ölümlerin önüne geçmeye çalışacağız. Kendinize güzel bakın.